hatalarım, yalanlarım, yollarım ve yıllarım. Eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim. Başka sefere yine beklerim. Ölümün yüzünü gördüğüm gün kimin elini tutup göçmek isterim? Bir sevip bin söz ettiklerim, bin sevip hiç söz etmediklerim, söz verdiklerim, yapamadıklarım. Eksik olmayın, bir başka sefere yine beklerim. Sevgili dostlar, merhaba. Sevgili Tanju Okan severler, merhaba. Çok değerli bir müzik adamını anmak için buradayız. Ege topraklarının güzel çocuğu Tanju Okan'ın 25. ölüm yıldönümünde buradayız Adnan Saygın Kültür Merkezi'nde. Ve dostlarla birlikte şarkılar söylenecek burada. Belgesel gösterilecek Tanju Okan'ın. Belgeselinden parçalar gösterilecek. Ve zaten hüzünlü parçalar da var, coşkulu parçalar da var. Ama tabii ki az önce dinlediğiniz eseri hemen anlatmam gerekiyor. Vedat Sakman'ın eseriydi. Cennet adı. Evet, gökyüzünden izliyor diye düşünerek dostlarımızla birlikte bu güzel eserle başlandı. Bir başka sefere görüşürüz diye biten bir şarkı. Hemen anons etmek istiyorum. Sevgili dostum Tevfik Rodos, Tanju Okan şarkıları yorumlayacak o güzel bariton sesiyle. Bütün bu dinleyeceğiniz eserler sevgili kardeşim Tolga Taviş'in düzenlemesiyle, farklı icralarıyla düzenlendi, yazıldı. Çok özel bir çalışma oldu. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Adnan Saygın Kültür Merkezi'ndeyiz. Ben de kendi adıma çok heyecanlıyım. Çünkü tanıdım aslında Tanju Okan'ı ve çok severdim. Benim çocukluğumun da ilk gençlik yıllarımın da böyle sahnelerine koştuğum insanlardan biriydi. Gerçekten bir büyük sanat adamıydı ve çok erken öldü şairin dediği gibi. Şimdi peki nasıl bu topraklarda doğan, Urla'da büyüyen, bu çocukken büyüyen Ege topraklarının Tanju babası nasıl bir hayat sürdü? Belgeselimizden bir bölümle dinleyelim, izleyelim. Nereye gitsem, ne yapsam faydasız.
unut demek kolay, unutma imkansız. Bu dünyadan bir Tanju Okan geçti. Hızlı ve güzel yaşadı ama genç öldü. Duygu dünyası son derece yüklü, şarkıları dilden dile bugünlere gelen bir büyük sesti. Deniz'i ve Mehtap'ı çok sevdi. Kadınlara, kadınlarına en güzel şarkıları söyledi. Ve benim en iyi dostum içkim sigaram dedi. Bir öğle vakti toprak oldu. Bir kuyruklu yıldız gibi geçen, şarkılarıyla 60'lı 70'li yılların romantik gençliğini yüreğinden vuran Tanju Okan da o. Ya da sevenlerin ifadesiyle Tanju Baba. Son şarkısı Ölüm oldu. Onu kalbimize gömdük. Evet, 1996 yılının Mayıs sonlarında gazete başlıkları bir büyük müzik adamının ölümünü böyle duyurmuştu. Yıllar sonra kendisine bağlanan ilk emekli maaşını almaya hazırlanırken öldüğünü de yazmışlardı o gün. Urla İskele Meydanı'nda dostları, meslektaşları, hayranları ve yakınları döneminin en güçlü seslerinden birini uğurluyordu son yolculuğuna. Gözyaşları içinde toprağa verilen, yaşamı filmlere konu olacak kadar inişli çıkışlı olan bu müzik adamının adı Tanju Okan. Kadınım, hasret, öyle sarhoş olsam ki, bu benim halkım. Bunlar bir zamanlar dillerden düşmeyen Tanju Okan şarkılarıydı. Şarkılarına melankolik bir hava katardı Tanju Okan. Sahnedeki heybetli duruşuyla, bohem havasıyla, dinleyiciyi bir çırpıda sarıp sarmalamasıyla farklı bir yorumcuydu. İki ya da üç kuşak onun melodileriyle aşklarını yaşadı. Ve onun yorumladığı ezgilerle duygulandı, sevdi, sevdalandı. Özellikle 60'lı yıllarda gürül gürül sesiyle müzikolleri inletiyor, her plağı liste başı oluyordu. Tanju Okan filmlerde de oynadı. Yurt dışında konserler de verdi. Ancak bunca çabaya ve görkemli bir müzik hayatına rağmen son yıllarda hastalığı ve yalnızlığıyla anılır olmuştu. Evet evet, bir büyük sesin son yılları ne yazık ki hüzünle gelip geçecekti. Tanju Okan oldukça romantik, hüzünlü, duygusal, duyarlı ve alıngan yapısıyla kendisini son yıllarda kapatmıştı içine. Neyse, ama bu ülkeden, bu kentten, İzmir'den, Urla'dan bir Tanju Okan gelip geçti. Sahnede hep neşeli, hep keyifliydi. Dinleyicilerim beni böyle seviyorlar, böyle daha farklı bir yorum katıyorum diyecek kadar da kendisiyle neşe buluyordu. Hatta daha ileri gidip öyle sarhoş olsam ki bir daha hiç ayılmasam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bu günleri. Yarınları unutsam. Evet. Tanju Okan, yüreği kırık, dev sesli adam, hayatını, yalnızlığını ve iflah olmaz romantizmini bazen kadınlarıyla, bazen küs kaldığı yakınlarıyla, bazen sahillerde çığlık çığlığa uçuşan martılarla, Deniz ve Mehtap'la, kadınım adını verdiği tekneyle gideriyordu. Evet, hayatı neşeli ve şakalı başlayıp hüzünle biten üç perdelik bir oyun gibiydi. İzmir'in Tire ilçesinde başladı hayatı. Sonra Urla'ya geçtiler ailece.
Çocukluğu Urla'daki o kıyı evinde notalar arasında geçti. Hatta hatıralarını çocukluğum şarkısında da dile getirecekti. Çocukluğum, çocukluğum, bir boşluk var, anlayamıyorum. Lise yıllarında müziğe sevdalandı. Önce çok dilde şarkılar söyleyecek, sonra yabancı şarkıların Türkçe yazılmış sözleriyle sahneye çıkacaktı. Evet, 60'lı yıllarda Türkiye müziğinde yeni bir rüzgar esecekti zaten. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılacak ve pek çok solist ya da grup aranjmanlarla kendine dinleyici toplayacaktı. İşte böyle bir iklimde takvimler 1961 yılını gösterirken Orhan Sezener, Müfit Kiper ve Vasfi Uçaroğlu orkestrasının genç ve yakışıklı solisti olarak artık tanınmaya başlayacaktı Tanju Okan. Fakat ilginçtir, Tanju Okan bir yandan Batı müziğine ilgi duyarken türküleri ve Anadolu ezgilerini de atlamayacaktır. O yıllarda Kundurama Kum Doldu türküsünü ve ardından Bin Yıla Selam Çakan Alevi Bektaşi türküsü olan Haydar Haydar'ı yorumlar. Ve Haydar Haydar o dönemde çok ilgi görür, Tanju Okan'ın sesine çok da yakışmıştır. O yar benim kime ne Haydar Haydar, o yar benim kime ne? Sahnelerde dev bir yıldız. Evet, Tanju Okan artık milyonların tanıdığı ve genç kızların, erkeklerin, gençlerin çokça sevdiği bir sahne insanıdır. Evet, bir devir böyle geçer ve yavaş yavaş hüzünlü, gizemli bir şarkının sonlarına gelinir. Sağlığının iyice bozulduğu son günlerinde sevenleri yalnız bırakmaz onu. Ölümünden tam 10 gün önce şunları söyler. Gayet iyiyim. Eski durumlar geçiyor. İnşallah böyle giderse yakında ayağa kalkacağız. Yine sevgili İzmirlilerle aşırı neşir olacağız. Ancak iyi bir orkestra bulur, stüdyoya girersek yapabiliriz eskileri. Evet, yine hayalleri olduğunu, sağlığının iyi olduğunu, hatta albümler yapacağını söyler söylemesin ama bunları söyledikten kısa bir süre sonra bu dünyadan göçüverir Tanju Okan. Çok genç yaştadır. Her ölüm gibi onunkisi de erken ölümdür. 58 yıllık hayatına coşkuyu, hüznü ve çileyi kata kata yaşama veda etmiştir Tanju Okan. Geriye Deniz ve Mehtab'ı, kadınını, hasretini ve bir de son perdede söylediklerini bırakır. Evet, öldüğü günün akşamı yakın dostu Nino Varon iddiasız ama
içtenlik dolu bir şiir göndermişti Tanju Okan'a. Şiir aynen şöyleydi. Bir Tanju vardı, elinde kadehi, delikanlı gibi yaşayan. Bir Tanju kaptan vardı, yelkenleri rüzgar dolu, denizlerde yaşayan. Bir Tanju Okan vardı, şarkıları asla unutulmayacak olan. Tanju Okan sonsuzdur. Sevgili dostlarımız da alkışlıyordu şu anda evlerinde, ofislerinde bizi izleyen. Performansımızın başında Cennet'i izlemiştiniz ya, Vedat Sakman'ın eseri. Aslında hakikaten Cennet'i biz Tanju Okan'a armağan ettik gökyüzüne. Çünkü bir müzik adamının yaşarken çektiği hüzünleri, acıları anlattığı gibi ertelediği hayalleri de anlatıyordu. Bir başka sefere görüşürüz diye. O yüzden çok uygun gördük sevgili Tevfik ve sevgili Tolga ile Cennet'le başladık. Ve Üç Perdelik, Hayat Üç Perdeliktir şarkısı da çok uygun Tanju Okan'a. En sevdiğimiz parçalarından biri yine. Çünkü çocukluğu, ilk gençliği İzmir'de geçen, yani birinci perdesi İzmir'de geçen Tanju Okan var. Ve yıldızlaşan Tanju Okan var. İstanbul'dan kaçan o çok kalabalık, biraz da entrikaların olduğu İstanbul'dan kaçan Tanju Okan var. Urla'ya, Ege'ye sığınan Tanju Okan ve ölümsüzlüğe giden Tanju Okan var. O yüzden Üç Perdelik şarkı da hayatını anlatıyor diyorum. Ve tabii ki bize büyük şarkılar armağan eden, yorumlayan Tanju Okan'ın 60'lı yıllarda hakikaten milyonlar tarafından izlenen, dinlenen efsanevi bir şarkısı vardır ki, yani yorumladığı şarkı vardır ki, bence bugün her yerde, her noktada çalındığında sanki esas duruşa geçilir. Nedir o? Hasret. Hasreti dinleyeceğiz sevgili dostlarımızdan. Ama Hasret'in de bir video belgeseli var. Önce onu izleyelim. Ve 60'lı yılların ortaları. Yıllar boyunca dillerden düşmeyecek bir şarkıya ses verecektir Tanju Okan. Öyle ya, Fransa'da müthiş bir şarkı dilden dile gelmektedir. George Moustaki'nin bir şarkısı Fransa'da
bomba gibi patlamıştır. Tanju Okan ve ekibi hemen kolları sıvarlar ve bir yıl içinde Türkçesi Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözleriyle Hasret isimli şarkıya dönüşür Mustaki'nin şarkısı. Ve Okan'ın müzik hayatını etkileyecek olan Hasret, aynı zamanda o yıl ona yılın şarkısı ve yılın şarkıcısı ödüllerini getirecektir. Kalbim neden kan alıyor bunu bir bilsen sevgilim. Güneş soğum gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdıramı heceliyor. Sensiz yalnız sensiz için, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kullarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Bekliyorum seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz için, ilahımsın sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Hayatın anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren, seviyorum, sevdim diyen. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin, kara sevdam sevgilimdin. Unutamam asla seni, her gün öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz için, ilahımsın sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Sensiz yalnız sensiz içim, ilahımsın sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Taştan, gözümdeki yaştan, gönlümdeki kordan, gurbetteki yardan,
Kimana? Kimana? Tutunduğum daldan, inandığım faldan, cebimdeki puldan, sırtımdaki çuldan, kimana? Kimana? Ağlamasam, gülsem, gözyaşımı silsem, mutluluğu versem, her gün şükredersem, kimana? Sözler inlese de sazlar, kimana? Kimana? Bir içli sazmışım, derdime yanmışım, ben bir ozanmışım, çizmişim, yazmışım, kimana? Yaşımı silsem, mutluluğa ersem, her gün şükredersem, kimana? Oh,
Evet. Ya vallahi çok çok keyif alıyorum ben de bir dinleyici olarak, Tanju Okan dinleyicisi olarak ve sizlerin dinleyicileri olarak. Bu arada çok özel bir orkestra var. Ondan da söz etmek gerekiyor. Sevgili Tolga'nın şefliğinde bir araya gelen ama klasik müzikçiler. Böyle senfonide, operada, değişik yerlerde dostlarımız muhteşem çalıyorlar. Yüreklerine sağlık arkadaşlarımızın. Tümünün adlarını göreceksiniz zaten. KJ derler ona televizyonculukta. Şimdi ben de biraz televizyonculuk yapayım istiyorum. Bu güzel şarkıları aylardır çalışan, yıllardır da zaten bize güzel aryalar söyleyen Tevfik Rodos. Ben onu Rodos'tan tanıyorum. Şaka yaptım. Sevdalım Hayat konserlerinden tanıyorum. Zülfü abiden bana yadigar, Zülfü Livaneli'den. Olağanüstüydü orada. O bütün performans muhteşemdi. Tevfik Rodos benim dostum, sevgili dostum. Tabii ki Tevfik Rodos nasıl çalıştı Tanju Okan'a? Böyle heyecanını, duygusallığını, belki içi kapanmasını ben de merak ediyorum. Hakikaten yani şimdi böyle hala bugüne kalmış bir sanatçının yıllarca sonsuza bıraktığı şarkıları yeniden böyle hissetmek ve burada söylemek bence zor. Ne yaptın hocam? Tanju Okan'ı yorumlamak gerçekten benim için biraz zor oldu. Çünkü hem kolay hem zor diyebilirim. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu var söylediği şarkılarda. Ve onu sesine çok güzel yansıtıyor. Zaten Tanju Okan'ın bir konservatuar geçmişi de var. Bir İtalya'ya gitti, orada aryantikler söyledi, Napoliten şarkılar söyledi. Böyle bir repertuar yaptı. Dolayısıyla klasik eğitim de almış bir sanatçı Tanju Okan. Tabii benim için avantajı bariton, bas bariton bir sese sahip olması. Aynı frekanslarda bir sesim var benim de. Taklit etmeye çalışıyorum açıkçası. Öyle deme lütfen. Ben şeyi sormak ama, istiyorum. Yorum olarak tabii ki ona ulaşmak mümkün değil. Tanju Okan hüzünlendin mi? Bu ülkenin bence en önemli sanatçılarından biri. Evet. Çok çok muazzam. Erken öldü o da diyoruz hep. Çok erken öldü. Çok erken kaybettik. Daha çok güzel şeyler, şimdi eserler bırakacağını düşünüyordum ben. Bence de. Bu şarkılar ve bu program sayesinde sevgili dostlarımızın da ev sahipliği tabii ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Adnan Saygın Kültür Merkezi yöneticileri ve sevgili Genel Müdürü Emel Hanım'ın da bu güzel ev sahipliğinde eminim ki bu şarkılar martı olup uçar. Ve yeni kuşaklar da dinler. Tamam mı? Sadece YouTube'dan dinlemek olmuyor. Çok seviyorlar. Genç nesiller, benim çocuklarım bile Tanju Okan şarkılarını sürekli dinliyorlar. Bu arada daha çok güzel şarkılar var. Kaçırmayın. Hani derler ya televizyoncukta, bizi izlemeye devam edin. Şimdi bu şarkıların bir de partisyonlarını yazan benim sevgili dostum yine Tolga Taviş. Ona da bir merhaba diyeyim ve Tolga, hakikaten bir şey geliyor. Klasik müzik esintisi geliyor. Öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Geliyor. Yani ben sesim geliyor mu bilmiyorum. Ben bir sesim, poptan bir müzik olarak dinlemedim deminden beri orada. Evet. Çok güzel yazılar. Yani buna ne diyorsunuz? Partisyon yazılar, partisyon falan yeniden düzenledin değil mi? Partisyon diyebilirsiniz. Sen neler hissettin hocam? Sorması kolay, cevaplaması zor. Çünkü geçmişten bize bunlar bir yadigar. Böyle bir anma konserinde çok özenerek ama orijinalliğine de asla herhangi bir zarar getirmeden tekrar yazmak lazım. Ben bunu mütevazı davrandığım için söylemiyorum. Ben yeniden aranje ettim falan değil. Ben sadece bir transkripsiyon yaptım. Yani o zaman yazılmış müzikleri elimden geldiğince mış gibi yapmaya çalıştım. Çünkü arada ciddi bir çağ var. Yani teknoloji açısından, müzik sanatının sunulması açısından, pop müzik antolojisi açısından artık hiçbir şey o zamanki gibi değil. Ama bir yandan da trajikomik bir şekilde o zamanın özlemini duyuyoruz. Evet. Yani o müziklerin, o aranjmanların, o sound'un, o ses tınının artık günümüzde taklidi mümkün değil. Fakat bu konser bizim için bir borç ödeme konseri. Aynen. Bunu da seve seve yaptım. Ne güzel. Dediğim gibi bıçak sırtı bir şey. İyi oldu. Basit ama özüne dönmeden ama belli bir kumaş kalitesini de gözeterek bir şeyler yapmaya duyuyor çalıştım. Duyuyor musunuz? Sevgili Tanju Okan, Tanju Bağ, duyun lütfen. Bu gencilik adamların sizlere selamıdır bu. Yani çok yönlü bir sanatçı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Hayat öyküsü, işte belgesellerde de gösterdik. Sinema filmleri var. Hem de böyle 20-30. O kadar popüler, o kadar yıldızlaşmış ki döneminde 60'larda, 70'lerde. Biraz da Öztürk Serengül'ün davetiyle
arkadaşı, çok yakın arkadaşı. Pek çok filmde oynamış. Az önce zaten gördünüz. Mesela Haydar Haydar'ı Kadife'den Kesesi filminde söylüyor. Hem de bir sosyetik barda. Yani çok yönlü ve bu toprakların müziğini hisseden bir kalbi var. Sadece hani Fransız şarkılarından, Fransızca şarkılarından düzenlemeler değil. Böyle birdenbire bizim türkülerimiz vardır ya. 1000 yıllık türküler, 500 yıllık türküler ya da son 100 yılın türküleri, onları da söylüyor. Pek çok özel albümü var. Şimdi onlardan birini galiba dinleyeceğiz. Benim de hayatta hakikaten en etkilendiğim, sabaha kadar dinlemek istediğim Haydar, Haydar. Nesimi'ye de selam olsun, saygı olsun. Çok hüzünlü bir ölümdür onunkisi. Çok sevgiler, selamlar tekrar sevgili Tanju Baba'ya. Şimdi arka arkaya yine 3 şarkı dinleyeceğiz. Haydar, haydar, oyar beni.
dudaklarım kurudu aşk ateşiyle. Bir damla su verecek o pınar nerede? Gözlerin bir noktada dalgın soruluyor. Yıllardır dost bildiğim sevgilim nerede? Nerede bana sevgiyle uzanan eller? Nerede bana söylenen o tatlı sözler? Büsbütün inançlarım yıkıldı bir bir. Bomboş kaldı dostluğa uzanan eller. Benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar sevdiğim el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar yakınım el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Garip gönlümü içerken kadehleri kırasım gelir. Suskun dudaklarımda sessiz bir şarkı. Ah ettikçe içimden bir alev gelir. Nerede bana sevgiyle uzanan eller? Nerede bana söylenen o tatlı sözler? Büsbütün inançlarım yıkıldı bir. Bomboş kaldı dostluğa uzanan eller. Benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar yakınım el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar yakınım el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Bu meyhanedir. Koy 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 koy.
senden gizlice. Ölürsün dediler, dün içirmediler. Sanki sarhoş oldum bilmem neden. Çıkmam tövbe bir daha meyhaneden. Koy 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 koy, koy 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 koy. Doldum bak hep yarlandım yine bu gece. Gitmeden gizlice. Lay, lay, lay. Doldur be kardeşim. Hadi, hadi şerefine. Doldur ya. Sen de iç. Hadi, hadi sen de iç be yani. Şerefe. Nasıl olsa terk edecekler bizi. Nasıl olsa öleceğiz bir gün. Haydi kardeşim. Eyvallah. Sağ ol be abim, hadi. Hadi şerefe. Yine bu alkışlarda bence binlerce vardır. Yine yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık ya. Vallahi nasıl da özlemişiz böyle yüz yüze konserleri değil mi? Seyirciler burada, replikler uçuşuyor. O günleri iple çekiyoruz. Çekiyoruz değil mi? Bu yaz olur galiba. İnşallah, evet. İnşallah öyle duyumlar var. Evet, benim de genç yıllarımda, ilk gençlik yıllarımda çok söylediğim, böyle dostlara, yanımdaki insanlara söylediğim bir şarkı vardı. Önce Fransa'da patladı bu şarkı. Sonra Türkiye'ye geldi. Tanju Okan sayesinde milyonlarca insan sevdi, hüzünlendi, aşık oldu, sevdalandı. Kadınım diye geçiyor. Efsanevi beste, Fransızca beste yine. Ve Türkçe sözler ama hikayesi var. Bence önce hikayesini izleyelim. Yarı böyle, yarı belgesel. Kadınım şarkısının belgeseli. Sonra tabii ki Tevfik ve sevgili dostlarım bence yine müthiş bir ona yakışan bir şekilde perfor edecekler. Ve kadın. Evet, Hasret şarkısından yıllar sonra yine bir Fransız şarkısından yapılma melodi ortalığı kasıp kavuracaktı. Kadının. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Dönemin çok değerli söz yazarlarından ve Tanju Okan'ın da arkadaşı olan Mehmet Tevaman'ın sözleriyle aranje edilen kadının sahiden deyim yerindeyse çok sevilecek, çok dinlenecekti. Ve Tanju Okan ve Mehmet Tevaman kadınım sözlerinin hikayesini ve kadınım şarkısının oluş biçimini bakın nasıl anlatırlar. Tanju o dönemlerde Zerrin diye bir kızı seviyordu. Aşıktı, deli gibi çok içiyordu o dönem yine. Zerrin de deli gibi aşıktı Tanju'ya. Fakat Zerrin'in ailesi Zerrin'i Amerika'ya kaçırdı. Bir akşam Tanju yine çok içti. Saat 10 civarıydı, 10.30 civarıydı. Ben onu yatırdım. Fakat o yatmadan önce bir plak dinliyorduk. İşte Rejiani'nin bir long play'i gelmişti. Yeni elimize geçmişti. Onu dinliyorduk. Oradaki bir melodidir. Melodinin üzerine yazdığım bir sözdür o. O kadar acı çekerek uyudu ki sanıyorum ki rüyasında da Zerrin'i görüyordu. Ben onun o rüyaları sırasında sabaha kadar saat 5.30'da falan bitti söz. Gece 12'de başladım yazmaya, 5.30'da bitti. 6.30'da uyandırdım Tanju'yu, kalk dedim, bak dedim ben sana dedim bir mektup yazdım. Daha doğrusu senin dedim, Zerrin'e yazdığın bir mektubu dile getirmeye çalıştım dedim.
evini terk edip gitmiş olan bir kadının arkasından onun işte bırakmış olduğu koku. Ben o şarkıyı söylerken gözümün önünden adliye koridorları geçer. O ayrılan insanlar, parçalanmış yuvalar, dağılmış o insanların bir takım eziyetler, o yüz ifadeleri, bilmem neler yani. Uygulanırım, böyle mahvolurum o eşyalar toplanmış deyince. Evet. Bir erkeğin oradaki yıkılışını da görürüm. Mahvoluşunu da görürüm. Sen kadının... Evet, artık erkekler masalarda, evlerde, yollarda sevdiklerine kadınım şarkısını söylemektedir fısıldayarak. Sen kadınım. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadının. Kadının. Thank you.
sağlık. Bir kez daha. Ya Tolga'cığım, bunun bestecisi de Kara Sevda gibi, aşk acısı gibi durumlar çekmiş midir? 1960'lı yıllar yine. Sence bir bestecisin, müzik adamısın, virtüözsün. Ne diyorsun sen? Bir geri besteciyi hatırlatalım, onu da saygıyla analım. Serj Recani, evet. Serj Recani çekmiştir herhalde. Çekmeden böyle şeyler olmaz. Canım ya. Hakikaten efsanevi bir eserdir bu. Bence yani evrensel şarkı dedikleri bunlar işte. Yani ama hakikaten Tanju Baba bunu hani kendi acısını da hissederek olağanüstü yorumlamış ve işte bin yıla kalacak bir yorumdur bu. Burada bile hepimiz, bakın burada dostlarımız var. Sağ olsunlar bize yardımcı olan dostlarımız. Herkes çok etkilendi eminim ki. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Ahmet Adnan Saygın Kültür Merkezi yönetimine ve tüm emektarlarına, canlarım, bütün değerli müzisyen dostlarımıza, özellikle bugünlerde çok hakikaten böyle bir alkış olsaydı burada, çok yüksek alkışla gerekiyor sizlere dostlarım. Yani derler ya, hemen gölgedeki dostlar. Ve sevgili dostum Tevfik Rodos'a, Tolga Taviş'e sağ olsunlar, var olsunlar, bizi behudar ettiler. Şöyle bitiriyoruz. Bir başka sefere görüşürüz. Tanju Baba eminim bizi izleyecektir, izliyordur. Bir başka sefere görüşürüz. Vedat Sakman'ın cennetiyle veda ediyoruz. Çok sevgiler. Ölümün yüzünü gördüğüm gün, kimin elini tutup göçmek isterim? Bir sevip bin söz ettiklerim, bin sevip hiç söz etmediklerim. Söz verdiklerim, yapamadıklarım. Eksik olmayın, bir başka sefere yine beklerim.